A spor. Galatasaray'dan kanat hamlesi. Nelson'dan sonra Enders Dreier. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu 8 futbolcuyla güçlendirdi. Sarı kırmızılılar hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isterken scout ekibi tarafından Victor Nelson'un vatandaşı olan Enders Dreier önerildi. İşte detaylar. Transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvimin haberine göre, kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen sarı kırmızılılar, mid formasını giyen Anders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında. Milli takım havuzunda. Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve mid temasa geçildiği belirlendi. Danimarka milli takımının geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor. İngiltere'de tutunamadı. Sol ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Esbjerg'den Brighton'a transfer olandır eğer, adada başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon euroya Midjiland'a transfer oldu. Genç yıldız bu sezon 2 gole imza attı. SporX. Galatasaray'da komisyon devrimi. %10 limiti. Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde büyük tartışmalara neden olan menajer komisyonlarına çeki düzen geldi. Burak Elmas yönetimi bu konuda radikal bir karara imza attı. Cimbom'da artık menajerlik komisyon ücreti %10 ile sınırlı olacak. Milliyet Nevzat Dindar. Cengiz dönemi tetikledi. Elmas'ın menajerlere ödenen komisyonlarla ilgili hassas davranmasının arkasında Mustafa Cengiz döneminde menajerlere ödenen ve büyük tepki toplayan yüksek komisyonlar etkili oldu. Sarı Kırmızılılarda bunlarla ilgili birçok örneğin bulunması, yeni yönetimi bu konuda tedbir almaya yöneltti. Onyekuru Omar. Örneğin geçen sezon devre arasında transfer olan Onyekuru'ya 6 ay için 650 bin euro ödenirken, menajerine ise 475 bin euro verildi. Galatasaray yine geçen sezon transfer ettiği Omar El Abdelloui'nin menajerine ise 2 milyon 175 bin euro verecek. Omar'ın 3 sene sonunda alacağı rakam ise toplamda 4 milyon 50 bin euro. Donk'un sözleşmesi tepki topladı. Yine Donk ile yapılan kontretta tepki toplamıştı. Galatasaray geçen sezon Donk ile sözleşme yenilirken, Hollandalı futbolcuya 515 bin euro ödedi. Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde de menajerlik ücreti 1 milyon 50 bin euro olarak dikkat çekmişti. Elmas titiz davranıyor. Galatasaray'ın bu sezon gerçekleştirdiği hiçbir transferde menajerlik komisyon ücreti %10'un üzerinde verilmedi. Özellikle Başkan Elmas'ın bu konuda titiz davrandığı belirtildi. Galatasaray'ın patronu, dünyada bir oyuncu transferinde genel olarak verilen komisyon oranı %10 üzerinden hareket ettiği bildirildi. Peşin aldığı iddiası. Henry Onyekuru'nun 6 aylık transferi karşılığında Galatasaray'dan 650 bin euro alan William Davila, Fenerbahçe'nin de istediği Emre Kılınç'ı Jim getirmesinin karşılığında komisyonunu peşin olarak cebine koyduğu ifade edilmişti. Hürriyet. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ayrılıyor mu? Galatasaray'a bir Danimarkalı daha. Beşiktaş Batsuayi'yi bekliyor. Trabzonspor'un yeni stoperi. Süper Lig'de yeni sezon başladı, bir yandan da transfer hareketliliği devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları sürüyor. Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik. Günün öne çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Süper Lig ekiplerinin transfer haberlerini sizler için derledik. Ene kavlu Trabzonspor. da stoper bölgesine takviye arayışları devam ediyor. Büyük ölçüde anlaşmaya varılan Simon Deli, menajerinin tavırları nedeniyle askıya alınmıştı. Alternatif isimlere yönelen Bordo Mavililer son olarak Torino'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Nicholas Enekavlu ile yeniden görüşmelere başladı. A Spor'un haberine göre daha önce sadece temas sağlanan oyuncuyla bu kez resmi olarak masaya oturulacak. 31 yaşındaki Ene Kavulao'nun yedek kalmak istemediği ve bu nedenle kararsız olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir stoper daha istemesine rağmen mevcut stoperler Edgar ve Hugo ikilisini mecbur kalmadıkça bozmayı düşünmediği belirtildi. Fatih Terim, Gedson ve Halil'i istedi. Sarı Kırmızılılarda transfer harekatı iki ismin üzerine yoğunlaşmış durumda. Devre arasında takıma katılıp büyük katkı veren Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için temaslar sürüyor. Foto maçın haberine göre, teknik direktör Fatih Terim sezon başlamışken macera aramaya gerek olmadığını ve takımı iyi bilen bu iki ismin alınmasıyla alışma sorunu yaşamayacaklarını belirtti. İmparator ayrıca yaşları genç olan iki oyuncunun uzun süre sarı kırmızılı formaya hizmet edebileceklerini kaydetti. Yönetimden öncelikle bu iki isim üzerinden ilerlemelerini talep etti. Cimbom'da yöneticiler Gedson Fernandes'i kiralamak için ön görüşmeler yapmış ancak pazarlıklar tıkanmıştı. Son 4 gündür ise bon servisi için pazarlıklar yeniden start aldı. Galatasaray, Benfica'nın 10 milyon euroluk isteğini aşağı çekmeye çalışıyor. Aynı şekilde Halil Dervişoğlu için de Brentford 6 milyon euro talep etti. Aslan'ın milli futbolcu için teklifi ise maksimum 4.5 milyon euro. İngiliz temsilcisi bu rakama evet derse Halil Bonservisi ile gelecek, aksi halde kiralık olarak görüşmeler sürecek. Gelson Fernandes ise Bonservisi ile birlikte aslan olacak. Ersin Destanoğlu, Kaan Ayhan, Beşiktaş. Beşiktaş'ta orta saha, kanat, forvet, bek transferi derken sıra savunma takviyesine geldi. Foto maçın haberine göre siyah beyazlı kulüp bu bölge için uzun süredir istediği Kaan Ayhan'ı bitme aşamasına getirdi. Üstelik oldukça avantajlı bir takas ile Gelen haberlere göre 26 yaşındaki Kaan için kulübü Sassuolo ile bir kez daha masaya oturan Beşiktaş sürpriz bir teklifle karşılaştı. Çizme ekibi de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için girişimde bulundu. İşte bu sırada kıran kırana pazarlıklar başladı ve taraflar büyük oranda anlaştı. Bu anlaşmaya göre Beşiktaş cephesi Ersin Destanoğlu karşılığında Kaan Ayhan artı 2 milyon euro istedi. Bu talep de İtalyanlar tarafından kabul gördü. Kaleye Mert Yunok takviyesini yapan Siyah Beyazlılar böylece Ersin konusunda manevra sağlarken üstüne bir de yerli stoper oynatma şansı yakaladı. Alınan bilgilere göre Kaan'ın bu hafta sonuna doğru İstanbul'a gelip resmi imzayı atacağı kaydedildi. Stefano Dancel Beşiktaş Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bürüş forması giyen Bologna'dan Stefano Densivil'in transferinde sona geldiği ve taraflar arasında bonservisiyle bir transferin gerçekleşmesi adına anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtildi. İtalyan basınında Zero Cinquantuno'nun haberi ve sabahın derlediği habere göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Densivil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Densivil'in yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği açıklandı. Sörlot Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adana Demirspor'la karşılaşacak olan sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörlot için Alman basını son dakika gelişmesini duyurdu. Forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe'nin gündeminde Heicha Hwang, Cedric Bakambu ve Alexander Sørloth yer alıyor. Üç isim için girişimlerini sürdüren sarı dileyi umutlandıran bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Mainz ile oynayacağı maçın kadrosunda Sørloth'a yer verilmedi. Alman basını, Norveçli yıldızın artık tamamen gözden çıkarıldığını ve Leipzig yönetiminin takım arayışlarına hız verdiğini belirtti. Fenerbahçe'nin en önemli hedefi olan Sörloth için daha önce yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geri çevrilmişti. Alman kulübü 15 milyon euro isterken şu ana kadar bu rakama yaklaşabilen bir takım olmadı. Leipzig'in Avrupa'nın çok önemli bir kısmında transferin biteceği 31 Ağustos'a kadar Sörloth'a müşteri bulamazsa Fenerbahçe'nin kiralama teklifini mecburen kabul edeceği belirtiliyor. Milliyet. Galatasaray'ın ağanız Hagı teklifi reddedildi. Galatasaray'ın Glagau Rangers ile yaptığı sürpriz transfer görüşmesi ortaya çıktı, Yenis Hagi. Adı sık sık Galatasaray ile gündeme gelen Yenis Hagi için Glagau ile temas kuran Galatasaray, 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için 4 milyon euroluk bir teklif sundu ancak bu teklif Rangers tarafından reddedildi. 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Yenis için 11 milyon euro bonservis bedeli talep eden Glagau Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini Sarı Kırmızılı Kulübe iletti. Sık sık Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Enis Hagi, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, bir gün babasının izinden giderek Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti. Sabah, Batsuay'den Beşiktaş açıklaması. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Mişi Batsuvey'nin işlemleri bugün tamamlanacak ve Belçikalı oyuncu çarşamba günü İstanbul'da olacak. Ancak Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon euroya bir yıllığına kiraladığı belirtildi. Batsuvey'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması da bekleniyor. 27 yaşındaki Yıldız da siyah beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Marsilya'da birlikte forma giydiği Enekautu ile Rize maçından sonra görüşen Batsuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi. Batsuayi, Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum, Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum, dedi. Sabah. Fenerbahçe kolasınaç için acele etmiyor. Fenerbahçe, Bosna Hersekli Yıldızla 3 senelik ön anlaşma yapıp beklemeye geçmişti. Arsenal bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. İngiliz ekibi, tazminat vererek göndermeye çalıştığı Kolasinac için şimdi az da olsa bonservis koparma peşinde. Ancak başarılı savunmacının başka talibi olmaması nedeniyle sarı lacivertliler bu transferde aceleci davranmıyor. 31 Ağustos'ta İngiltere dahil Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi bitecek. Türkiye'de ise 8 Eylül'e kadar devam edecek. Arsenal bu tarihe kadar ya oyuncuyu serbest bırakacak ya da senelik 5.5 milyon euroluk maaşını ödemek zorunda kalacak. Fanatik, Enders Dreyer Galatasaray, transferde çok önemli adımlar atmasına rağmen yoğun şekilde çalışmalarını sürdüren Galatasaray I.N. gündemine yeni bir isim girdi. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşen Sarı Kırmızılılar, Midgeyland formasını giyen Enders Dreyer'i de listesine aldı. Danimarkalı futbolcu 23 yaşında. Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Dreyer'in scout ekibi tarafından önerildiği ve Midtjylland'da temasa geçildiği belirlendi. Danimarka milli takımının geniş havuzunda yer alan Dreyer'le birçok kulüp yakından ilgileniyor. Sol ayağını çok etkili kullanan genç futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de SBL'den Brighton'a transfer olan eğer, adada başarılı olamayınca geçtiğimiz yıl 1 milyon euroya Midgilland'a transfer oldu. Genç Yıldız bu sezon 2 gole imza attı. Sabah, Jerome Boateng yüksekten uçtu. Beşiktaş I.N. stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı. Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon euroluk talebi Kartal'ın bütçesini aştı. Menajerler de siyah beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.9 birlik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi. Kariyeri boyunca 76 kez Almanya milli takımı formasını giyen Boaten, bir kez Dünya Kupası'nı, iki kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Sabah. Ozan Tufan Wafford. Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası TRT Spor'da yorum yapan Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'la ilgili konuştu. Ozan Tufan'da moral bozukluğu hissettiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, Pereira bugünden çok iyi ders çıkarmalı. Elinde Ozan gibi hem yerli hem de takım kaptanlığına gelmiş, form tuttuğunda bayağı iyi bir oyuncu. Ozan'ı Vaford'un istediğini biliyorum. Öyle bir bilgi aldım. Hoca düşünmüyorsa, tabii ki bu Fenerbahçe kulübünün bileceği iştir, dedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.